Dersimde arkadaşlar kalıp kullanmadan dört parçalı etek yapacağım. Kumaşımı tersten bu şekilde böyle katladım. Kumaşım teken. Yani teken kumaş ne demek? Şu kısımda bakın kumaş kenarı burası. Diğer tarafta kumaş kenarı. Yani kumaş katı yok bu etekte. Çiften olsaydı ne olacaktı? Bu şekilde katlı olmuş olacaktı. Ve bu kısımda kumaş kenarı olacaktı. Bu kısım kumaş katı olacaktı. Yani dikişsiz kısım olacaktı. Yani anlatmak istediğim, eğer tekenden yaparsanız bu kesimi 4 parçalı oluyor. Çiftenden çalışırsanız 3 parçalı oluyor. Yani önü tek parça oluyor. Arkası 2 parça oluyor. Şimdi kumaşımı ben tersten ikiye katladım ve bel ölçüsü gerekiyor. Belinizi ölçüyorsunuz. Örneğin bel ölçüm 90. 90'ı arkadaşlar 4'e böleceğim. Fakat 4'e bölmeden önce lastikli bir etek olacak bu. Ve 4 parçalı olacak. 10 santim her bir parça için bolluk payı bırakacağım. Yani şunu demek istiyorum. Bel ölçünüz artı 10 santimden ne yapıyor? 40 santim. Bel ölçüsü artı 40 santim. Şimdi tabii ki buradaki 10'ar santimler, her bir parçaya verilecek 10'ar santimler sabit değil. Sonuçta şöyle düşünmeniz gerekiyor. Eteğinize lastik takılacak ve bolluk payı olması gerekiyor. Eğer basenleriniz çok fazla genişse, buradaki 10 santimleri bolluklarınızı daha çok arttırabilirsiniz. Basenleriniz çok yoksa, kalçanız çok zayıfsa o zaman buradaki parçayı 5-6 santim vermeniz yeterli. Buradaki bolluğu, yani 5 santim vermiş olsanız ne olacak? 40 değil de 20 eklemiş olacaktım. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra söylediğim gibi 10'ar santimler sabit değil fakat orantılı olarak 10 santim benim için iyi oluyor. Ve bel artı 40 santim 130 santim yapıyor. Ve bunu arkadaşlar 4'e bölüyorum. Evet, 90 artı 40 130 bölü 4 32. Bu şekilde kumaşımı tutuyorum. Ve şöyle katlıyorum arkadaşlar. Ve tabii ki şu aşamada bu, dikkat etmeniz gereken bir işlem daha var. Eğer bu kadife bir kumaş olmuş olsaydı ben bu şekilde bu çalışmayı yapamazdım. Çünkü bel kısmım burada, bu kısmın bel kısmı burada. Yukarılı aşağılı olduğu için yönlü kumaşlarda bu çalışma uygun değil. Bunu söylemiş olayım. Çünkü örneğin kadifede hav yüksekliği var. Yanar dönerli olur. Renk farkı olur kumaşınızda. Şimdi ne yaptım? Beli ölçtüm. 4'e böldüm. 10 santimde fazlalık verdim her bir parça için. Ve 32,5 olan ölçüme birer santim dikiş payı veriyorum. Bir burası için. Bir burası, burası için. 32,5, 33,5, 34,5. Yani 35'e ben yuvarlayabilirim bu kısmı. Sadece ölçmeniz gereken yer zaten burası. Bakın burası 35. Şurası da 35. Şimdi ölçümü aldıktan sonra hemen bakın buradan böyle kesiyorum. Bakın bu şekilde böyle kestikten sonra hemen şöyle çeviriyorum ve çevirdiğim gibi düz olan kısımları ortaya koyuyorum arkadaşlar. Şunları ortaya koyuyorum. Ve şimdi hem etek ucunu hem bel kısmını cetvelimle düzeltip hemen çiziyorum. Bakın şu şekilde şöyle bel kısmını çizdim, düzelttim. Riga arkadaşlar kullanıyoruz eteklerde. Bu şekilde rigayı düz kısmı çizerken bunu kullanıyorum. Eğret olan kısımları, oyuntulu kısımları bu riga ile yapıyorum. Bakın şimdi yaparken de şu alttaki kumaşları kontrol ediyorum.
ve şöyle tutuyorum ve şuna dikkat edeceğim. Şimdi şuradaki en kısa olan kumaşımı ölçtüm ve arkadaşlar buradaki çizmiş olduğum kısmı ölçtüm. 81,5 ve şu kısmı da 81,5 olacak şekilde işaretliyorum. Şimdi 81,5 işaretledikten sonra etek ucunu şu şekilde şöyle oval olarak çiziyorum arkadaşlar. Eğer ben bu şekilde çizmesem bunun yan dikişleri sarkar. Evet, şu şekilde şöyle yaptık. Ve şimdi fazlalıklarımı kesiyorum. Kestim arkadaşlar. Şu an biçki aşamam bitti ve dikim aşamasına geçeceğim. Ve şunları şöyle koyuyorum. Şimdi bakın eteğimiz böyle olacak. Bir tanesi ön, bir tanesi arka. Ve şu kısımlar kumaş kenarı. Bakın bu eteği giyerken her zaman kumaş kenarları ortada olacak. Kumaş kenarları ortada olmazsa eteğinizin orta kısmına bu çan kısımları denk gelir ve eteğiniz çok çirkin olur. Yani giyme şeklinde de dikkatli olmanız gerekiyor. Ve ne yaptım? Hemen şu şekilde ilk önce dik olarak iğnelerimi arkadaşlar takıyorum. Şöyle kumaşımın bir parçasını açıyorum. Açtım. Diğer parçasını da açıyorum. Bakın zaten eteğin formu hemen çıktı ortaya. Yani üstü dar, altı geniş. Gerçekten rahatlıkla kullanabileceğiniz bir etek. Sakın belinizi direkt ölçüp de dörde bölmeyin. Eğer fermuar takacaksanız hiçbir sorun olmaz. Direkt dörde bölebilirsiniz bolluk bırakmadan. Ama lastik için muhakkak pay vermeniz gerekiyor. Ve bu şekilde böyle şimdi şu kısımlarında iğnesini takacağım. İğnelerimi takarken dik takıyorum arkadaşlar. Şimdi ben size nasıl tel yapıyorum onu da tel göstereyim. Bakın şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Yeni başlayanlar için gösteriyorum. Şöyle bir üstten bir alttan böyle tel yapıyorsunuz. Bütün parçaları bu şekilde 1, 2, 3 ve şuradaki dördüncü parçayı bu şekilde tel yapıyoruz arkadaşlar. Tel aldıktan sonra makine ile dikiyorum şimdi. Sağlamlaştırmamı yaptım. Birer santim dikiş payı vermiştim. Ve 1 santimden şimdi 4 parçalı olan eteğimin makinesini çekeceğim. Ve dikim aşaması bitti ve şimdi iğnelerimi çıkartacağım ve overlock çalışmasına geçeceğim. Şimdi dikiş paylarını ikisi birlikte overlock yapıyorum. Bakın şöyle oluyor overlock. Böyle. Yani buradaki amaç dikiş paylarını atmaması için temiz hale getirmek. İsterseniz overlock yaparsınız, isterseniz evinizde zikzak yaparsınız, isterseniz de hiçbir imkan yoksa elde sürfile yaparak temiz hale getirirsiniz. Bakın eldeki sürfile dediğim olay da şu. Şuradan batırırsınız iğnenizi şöyle. Eğer hiç yoksa zikzak da yapamıyorsanız kara başlıklı makinanız olabilir. Onun zikzak yapma şansı yok. O zaman overlock makinanız da yoksa ne yapacaksınız? Elde sürfile dediğimiz arkadaşlar
şu çalışmayı da yapabilirsiniz. Bakın böyle iki kumaşı bir araya getirirsiniz. Kumaşınızın kendi renginden yapacaksınız tabii ki. Siyahtan yapacaksınız. Kendi ipinden, renginden. Ben göstermek için hemen kırmızıyla yapıyorum. Bakın bu şekilde elde sülfüre diyoruz biz. Elde sülfüre yaparak şöyle kumaşın atmasını engelleyebilirsiniz. Bu şekilde böyle iki kumaşı bir araya getirip şöyle de sülfüle yaparak temizleme şansınız var. Bu şekilde arkadaşlar olabilir. Ben şu an tabii ki şu şekilde şöyle overlock yaparak çalışmamı tamamlayacağım. Dört parçalı etek çalışıyorum. Kontrol ediyorum. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü parçamda overlock olduğuna göre artık eteğimin etek ucu ve bel kısımlarının da overlocklarını yapabilirim arkadaşlar. Ve overlock yaparken şunu da hiç unutmayın. Her zaman için kumaş düz yüzünden overlock yapılır. Çünkü overlock'un da tersi düzü var. Ben bu şekilde böyle katladığım zaman, tersine doğru katladığım zaman overlock'um düz olmuş olacak arkadaşlar. Arkadaşlar yan dikişleri diktim. Overlock'larını yaptım. Ön ortasını diktim. Overlock'unu yaptım. Arka ortasını diktim. Dört parçalı etek olduğu için 1, 2, 3 ve dördüncü dikişimi diktim. Ve bel kısmına overlock'umu yaptım. Etek ucuna overlock'umu yaptım. Ve bel kısmını şimdi şu şekilde şöyle ikiye katlayıp iğneliyorum arkadaşlar. İğneledim. Böyle iğneledim. Ve bunu kesinlikle unutmayın. Eteğinizi giyerken çan olan kısımlar her zaman yanda kalacak. Ön ortası dediğim şu düz kısımlar önde olacak. Eteğinizi giyerken şöyle altı geniş olan kısımları yana koyacaksınız. Denk getireceksiniz. Şuradaki düz kısımlar önde ve arkada kalacak. Bel kısmını bu şekilde böyle iğneledikten sonra şimdi etek ucuna geçiyorum. Etek ucunu da 1 santimden şöyle iğneleyeceğiz. İsterseniz tel de alabilirsiniz. Şu şekilde şöyle sonuna kadar iğneleyeceğiz arkadaşlar. Ve sonrasında makine çekme işlemine başlayacağım. Bel kısmında arkadaşlar birazcık açıklık bırakacağım şöyle. İlk önce sağlamlaştırmamı hemen yapıyorum, başlıyorum. İğnelemiştim zaten. Şu şekilde şöyle hemen makinemi çekiyorum. Çengelli iğne geçecek kadar bir miktar lastik yeri bıraktım ve bakın şu şekilde dikişimi diktim. Şimdi iğnelerimi çıkartıyorum. Ve şimdi arkadaşlar yarım santimden bir dikişte kemerin kenarından lastiğin daha iyi durabilmesi için yarım santimden yani bir ayaktan makinenin ayağını şu kısma kumaşın kenarına dayıyorum ve şöyle bir ayaktan makine çekiyorum arkadaşlar. Şöyle oluyor dikişim. Bir tanesi burada, bir tanesi burada. Yani yarım santim bu şekilde dikiş dikiyorum ki lastiğim iki dikiş arasında kalsın ve çok daha muntazam olsun. Bakın kemer kısmı bu şekilde oldu. Yani şöyle ve şöyle. Yani yarım santimden bir dikişim burada, bir tanesi de burada. Şimdi son olarak şu şekilde şöyle iğneledikten sonra sizler 1
santimden eteğin uç kısmını, etek ucunu makine çekiyorum. Bir ayaktan. Yani bir ayaktan demek, şu ayağı kumaşımın bu kısmına hizalıyorum ve böyle makine çekiyorum arkadaşlar. Eteğin uç kısmını bakın bu şekilde böyle diktim. Şimdi artık açıklık bırakmış olduğum lastik boşluğu, bakın şu kadar bir boşluk bırakmıştım. Bakın böyle diktim. Yarım santim buradan diktim ve bir şu şekilde de 3 santimden katlayıp ucundan diktim. Yarım santim buradan diktim. Ve lastiğinizi isterseniz geniş lastik, isterseniz dar kullanabilirsiniz. Fakat bu yaptığım çalışma çok fazla geniş lastikler için uygun değil. Eğer geniş lastik kullanacaksanız şu üstteki dikişi dikmenize gerek yok arkadaşlar. Dar lastik kullanacaksanız evet kullanabiliriz şöyle. Açıklıktan çengelli iğnenin ucuna lastiği geçirdim. Ve şimdi şu şekilde lastiği eteğimin beline geçiriyorum arkadaşlar. Sonra çengelli iğnemi çıkarttım. Ve lastiğin ucunu hemen şu şekilde şöyle getirip şimdi makinayla çekebilirim şöyle. Yani makineyle çekebilirim veya isterseniz düğüm atabilirsiniz. Düğüm atarsanız kalın olacak. Ben o yüzden şöyle makine çekmeyi tercih ediyorum. Şöyle tutuyorum lastiği ve sıkıca arkadaşlar sağlamlaştırma yaparak, ileri geri yaparak veya elinizle de dikebilirsiniz. Şöyle lastiği buraya sağlamlaştırıyorum arkadaşlar. Ve sonrasında o lastiği tamamen içeri kemerin koyacağım. Ve lastiği dengeli bir şekilde dağıtacağım. Şöyle. Ve şuradaki kalan lastik için geçirmek için açıkta bıraktığım kısmı makine dikişi ile tamamlıyorum. Ve etek çalışmam bitmiş oluyor. Sadece bel ölçüsüne göre çalışmış olduğum lastikli 4 parçalı etek modelim bu şekilde arkadaşlar bitti.